Cenab-ı Hak müminin kendisini itaat üzerine yaşayacak, muhabbet yaşayacak ve Müslüman olarak ölmesini istiyor. Müslüman olarak ölmesine, Müslüman olarak öleceksiniz demiyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amenetukullahi hakkı tukatihu ve la temutunne illa ve entüm müslümün buyuruyor. Ey iman edin, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, takva sahibi olun, ancak Müslümanlar olarak can verin. Müslümanlık olarak can verirsiniz buyurmuyor. Can verin buyuruyor. En mühim imanın bedelini ödeyebilmek. İman Allah'ın çok büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak Allah'ın nimetini saymaya kalkarsan onu sayamazsınız buyuruyor. O göklerde ve yerde ne varsa kendi katından amade olarak sizlere ihsan etti buyuruyor. Ebedi düşünüp düşünen bir toplum için buyuruluyor. Şu dünyada ne malzeme varsa hepsi bizim için, imtihan malzemesi. Ve bu malzemesini düzgün kullanıp Cenab-ı Hak yaklaşabilmek ve nefsi arzuları bertaraf edebilme. Bir hak dostu şöyle buyuruyor: Ya Rabbi, seni bulan neyi kaybetti? Ela bizikla tatminül kulub. Ya Rabbi, seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden de neyi buldu? Mevlana'nın ifadesi de gerçek ölüm haktan uzakta kalmakta. Yine Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimeler, onlar ayaktayken, dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Cenab-ı Hak kalbin kendi müşterekliğini istiyor. Ondan sonra bir ufuk olacak, ufuk açılacak bu beraberlikte. İlahi sanat, ilahi azamet seyredilecek. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derinden derine tefekkür ederler. Kul neye baksa ilahi azamet tecellisi, ilahi vitrin. İlahi azametin vitrini, ilahi azametin mührü her şeyde. Derinden derine tefekkür ederler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın derler. Bu alem boşuna, biz şu dünyaya boşuna gelmedik. Bizim için bu malzemeler de boşuna yaratılmadı. Hepsi ahiret malzemesi. Seni tesbih edip bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bizden böyle bir gönül istiyor. Cenab-ı Hak bizden kendisiyle bir dostluğu arzu ediyor. Dostluk ise müştereklikten kaynaklanır. Kalbin Cenab-ı Hak'la cemali sıfatlarda bir müşterekliği isteniyor. İkinci olarak, diğer bir ayet-i kerimede dini temsil etmemiz isteniyor. İşte böyle sizi vasat bir ümmet kıldık ki siz bütün insanların adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız. Allah'ın şahidi olasınız, peygamber de sizin üzerine şahit olsun. Efendimiz buyuruyor, peygamberler ümmetlere dinin şahididir, benim ümmetim de diğer ümmetlere dinin şahididir. Demek ki bir Müslüman devrin akışından mesul. Dünyanın akışından bir Müslüman mesul demek ki. Demek ki ferdi bir hayat ise Müslüman içtimaileşecek. Bu dostluk ve dini temsil edilen ilahi tefekkür arzu ediliyor. Kulda Cenab-ı Hakk'a karşı bir vefa hissi olacak. Bir Müslüman olarak dünyaya geldik. Dostluğun şartı vefakarlıktır. En mühim yakınlık da kalp ve beden aynıklığından bir namaz da olacak. Cenab-ı Hak gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus fazladan olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbin seni makamı mahmuda göndereceğini umabilirsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhâsıl bir takva ile Cenab-ı yakınlık isteniyor. Tefekkür ve tahassüs artacak. Yeryüzünde güzel bir Allah'ın kulu olacağız ve Cenab-ı Hak'a şahit olacağız. Hatta Muhyiddin Arabi'nin güzel ifadeleri var. Semaya iyi davran diyor. Yani bir gökyüzünü tefekkür et diyor. Bir güneşe, ayı vesaire nimeti tefekkür et diyor. Yeryüzünde iyi davran diyor. Yani toprak terkibinden Cenab-ı Hakk'ın sana sunduklarını tefekkür et buyuruyor. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde de insanın yaratılışı, yağmur vesaire birçok şeyleri bize misaller veriyor. Ve kul tefekkürü artıracak. Daima her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Cenab-ı Hak böyle bir bizden bir
kalbi hayat Cenab-ı Hak istiyor, arzu ediyor. Müminler anıldığı zaman yürekleri titrer buyuruluyor. Kendini Allah'ın ayetleri okunan imanları artar buyuruyor. Değişen şartlardan tevekkül ve teslimiyetleri artar buyuruyor. Onlar namazların bir huşu içinde ikame ederler buyuruyor. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da Allah yolunda infak ederler buyuruluyor. Yani kulun kendisiyle beraberliğini Rabbimiz arzu ediyor. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberlik. İşte aslı saadet ümmeti en mesut bir toplumdu. Onlar sözde sahibi değildi, amelde sahibiydi. Amellerini muhabbetleriyle ortaya koyuyorlardı. Mesela bir ayet inince zannediyorlardı gökten bir sofra indi. Allah'ın muradı nedir bu ayet-i kerimede? Müzakere halindelerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem az bir maldan sadaka vermenin faziletini anlatıyordu. Çok maldan tabii o zaman az bir maldan verebilme. Ayet-i kerimeler inmeye başlıyordu, infak ayetleri. Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azab ile müjdeleri ve benzerleri. Eshab-ı kiram dağlara çıktı, odun kesti Eshab-ı Suffa. Yarı çıplaktı kendileri. Topladıklarını Allah Resulü'nün önüne koydular. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nü yakından tanımamızı istiyor. Allah ve melekler peygambere çok salat ederler buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın ve meleklerin salat ettirdiğini. Çünkü Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli ettiği bir sanat harikası. Yani Cenab-ı Hak kullarının bu sanat harikasını görmesini ve bu sanat harikasının muhabbetle onu taklit etmesini arzu ediyor. Ona siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Velhasıl daima bir mizan halinde olmamız lazım ki aile hayatımız ona ne kadar benziyor? Ticari hayatımız ne kadar benziyor? Müslüman topluluklarının sevinciyle ne kadar mesul oluyoruz? Izdıraplarına ne kadar merhem olmaya gayret ediyoruz? Elimizden, dilimizden, gönlümüzden neler tevzi halindeyiz? Mümin kardeşim kendimizi tercih halinde miyiz? Yine Efendim buyuruyor, müminlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruluyor. Yani bir müminin içtimaileşmesi zaruri. İbadetlerimiz Efendimiz'e benzeyecek. Merhametimiz benzeyecek. Cenab-ı Hak kulundan merhamet istiyor. Ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame buyuruluyor. Kendin için istediğini kardeşine isteyeceksin. Eğer öyle olursan kıyamet günü o büyük infilakta arşın gölgesi altında kalan 7 kişiden biri olacaksın. Onun için bir müminin ihsar halinde olması isteniyor. Efendimizin her ahlakı mükemmelin mükemmeli bir zirve. Ve ona ne kadar biz benzeyebiliriz? Kalp ilahi bir nazargah. Nazargâh-ı ilahi. Musa aleyhisselam sonra ya Rabbi seni ben nerede arayayım, nerede bulayım? Ya Musa buyuruyor, sen beni kırıkların, kalbi kırıkların yanında bul. Orada ararsın buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, ben her müminin kendi nefsinden daha ötedeyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifem buyuruyor Efendimiz. Bize bir merhamet tablosu. Bu hayır hizmetleri, gayretler buna bir merhametin tezahürüdür. Sad-ı Şirazi Hazretleri ne güzel ifade ediyor. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Allah'ın büyük bir lütfu senin hayırda hizmet etmen. Zira Cenab-ı Hak seni lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı. Seni hizmet yolunda istihdam ettiği için sen Rabbine minnettar ol. Demek ki müminde Efendimiz'de olan merhametten bir hissi olacak. Muhtaçları arayacak, maddi manevi onunla ilgilenecek, bilhassa onlara İslam'ın güler yüzünü gösterecek. Bugün en mühim caminin ezanının altında hidayeti kaybedenler.
Cenab-ı Hak Kasas suresinde Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor. Allah bana ne ihsan etti? Hidayet ihsan etti. Onu tevzi edeceğim. Diğer neyim? Güç, kuvvet. Hepsini ben Allah bana ne ihsan ettiyse Cenab-ı Hak sen de onu insanlara ihsan et buyuruyor. Hidayet için Efendimiz taşlanmayı göze alarak Taif'e gidip ve taşlandı döndü. Bir kişi Müslüman oldu, Efendimiz mesrur oldu. Ravza yapılırken taş taşıdı. Bedir'e giderken bir deveyi üç kişi sırayla kullandı. Ebu Lübabe ile Hazreti Ali ısrar ettik halde yok dedi, sırayla bineceğiz buyurdu. Bir Müslüman merhametiyle örnek olacak. Yani bir mümin karanlık bir gecenin mehtabı gibi olacak. Nurlu olacak, derin olacak, hassas olacak, rakik olacak, diğergem olacak, cömert olacak. Efendimiz'e benzeyebilmek. El-mer'u me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir.